Enfüsteki karşılıklarını bul. Bir mevzu incelediğimizde bizdeki karşılıkları nedir diye mutlaka bakmamız gerekiyor. Ben harici, hariç olduğu sürece hakiki bir şekilde bilmiş olamam. Ne zaman ki o hariç ben olursa ben bilmiş olurum. Enfüsteki karşılıklarını bul. Bu da enfüsi dersler yapan yapılan bir yer olarak bu da önemli yani enfüs deyince ne anlayacağız bu kainatın benim alemimin hususi direği benim yani benim bir hususi alem var her şey benim diyebilirim benim Rabbim benim kainatım benim bütün mevcudat bütün her şey bana bana bakıyor benim ortasında benim o bütün her şeyin bendeki karşılığı benim enfüs oluyor aslında bunu bulmam gerek çünkü direği benim yani şu an bütün kainatın benim alemimin hususi alemin direği benim bu enfüsüm yani Bendeki bütün karşılıklar enfüstür. Hariçtekiler, hariçtir. Kainattakiler mesela hariçtir, afaktır. Ama bunların hepsinin bendeki iz düşümleri, bende bir karşılığı var. Bir, tamamen bir ilişkisellik var. Bendeki karşılıklar da enfüstür. İşte enfüst deyince temel olarak öyle anlamak gerekiyor. Biz o zaman şimdi mevzuya baktığımızda, bir mevzu incelediğimizde bizdeki karşılıkları nedir diye mutlaka bakmamız gerekiyor. Bakmazsak bu konu bize bir kere mal olmaz zaten. Bizim malımız olmaz. Hariçteki bir bilgidir. Yani Amerika'daki tavuklar ne kadardır? Satürn'deki halkaların keyfiyeti gibi bir şey oluyor yani. Dışarıdaki bir konu. Öğrensen de olur. Bir işin bir şekilde önüne çıkarsa kullanırsın. Değilse kullanmazsın şeklinde. Basit bir şey kalır. Ama bandaki karşılıkları benim... Çünkü bende var çünkü. O benim bana lazım olacak bir şeydir. Sen külliyata diğer türlü nakil yapmış gibi oluyoruz oradaki içsel manada hı. onun dendeki karşılığı Karşı gözükmüyor. Nak nakletmiş oluyor. Yani bilgi, bilgiyle ilim diye ayırmıştık mesela derslerde. Bizim hariçteki olan her şey bilgidir. Bu Risale-i Nur bilgisi de dahil. Risale-i Nur'daki orada geçiyor, burada geçiyor, bu izah ediyor, bu şekilde anlatılıyorların hepsi bir noktada bilgidir. Demek ki enfüs dediğimiz zaman bizdeki karşılıkları, o karşılıkları bulmadığımız sürece de o şey bize mali olmadı kesin. Bilgi ve ilim demiştik farkı. Yani benle ilişkisini kurmadığın her şey bilgidir. Ne zaman benle ilişkisini kurarsam artık bende bu ilim olmuştur. Bana mal olmuş demektir. Benle ilişkisini, bendeki karşılığını bulmak demek. Bendeki karşılığını bulduğun zaman bunun dışarıdaki bir bilgiden artık bana ait, beni inşa eden, beni yönlendiren, benle ilişkisi olan bir mevzu oluyor. O zaman işselleşiyor. Ben harici, hariç olduğu sürece hakiki bir şekilde bilmiş olamam. Ne zaman ki o hariç ben olursa ben bilmiş olurum. Yani ben suyu anlatsınlar bana ama ben suyu içtiğimde, onu bildiğimde, onu aldığımda esas o bilgi bana mal olmuş olur. O zaman o bilgilerle beraber. Yani bilgi, bu Risale-i Nur bilgisi de onu demiştik, ona vurgu yapmıştım. Risale-i Nur bilgisi de benle eğer ilişkisi kurulmadığı sürece harici bir bilgi olarak kalır. Çünkü benle ilişkisi yok. Bana değmiyor yani. Ayrı bir bilgi. Bendekilerin o alt, altı çeşit kurbetin acaba bendeki karşılıkları nedir dediğin anda ha bak bu enfis oldu. Çünkü sende bir karşılığı var. Karşılığı yoksa üstad niye söylesin? Kendi derdini anlatmak için o külliyatı yazmadı yani. İşte hastalar risalesi hakeza ne bileyim küçük sözler benimle alakalı ben zaten sağ yolun yolcusuyum. Böyle dediğin zaman mevzu biter. Yani hem sağ yolcusun hem sol yolcusun hem ihtiyarlar Risalesi de sana bakıyor, gençlik Risalesi de sana bakıyor. Ne bileyim işte gurbet mektubu da sana bakıyor. Tevhid mahisleri sana bakıyor. öbüs e biz tevhid, oha bizden daha iyi tevhid bile. Sana bakıyor, tevhidde hala eksiğim var falan filan yani. Hani girdiğinde kesin karşılığı var sende veya da bende. Biz onu onun karşılıklarını burada tabii biraz daha teknik bir, şu an enfüsü ben anlatmak için bunları söyledim. Burada biz biraz daha teknik böyle dokunuşlar olacağı için bizdeki karşılığı derken işte bendeki cihaz ve latifelerim olarak karşılıklarını bulmaya çalışmak şeklinde. Değilse duygu, his ve şey karşılıkları da o enfüse girer tabii. O da bir boyutuna bakılabilir. Ama biz biraz daha işin daha mekanik tarafı, daha bilinen somut taraflarını söylemek için şey yapıyoruz. Karşılığını bulmak noktasına bakıyoruz. Nedir? Bende ne var? Dima var, vicdan var, kalp var, ruh var, ene var. Bendeki bu cihazlar ve latifeler şeklinde karşılıklarını bulmak diye. Burada biraz daha öyle bakıyoruz. Değilse enfüs dediğimiz daha derin bir konu tabii. Şimdi mesela bu sözler 314. Yani enfüs ne demek olduğunu, yani neyi kastettiğimizi anladık yani. Ee, burada da biraz bunları şimdi göstereceğiz. Mesela sözler 314. Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül, saadet, dairen, iktisadır. Benim favori cümlelerimden. <laughs> yani bunu diyorum, bu cümleyi ben anlayayım yaşayayım. Başka bir cümle yaşamana gerek yok. Bitmiştir konu yani. Bu cümleyi anla, yaşa, mevzu biter. Benim imanım tevhidi netice verecek. Bir olalı, birliği, kainattaki bütün tasarrufun, varoluşun, her şeyin tek bir elden çıktığını itikaden onu yaşayacağım. Benim imanım o tevhidi netice verecek. Her hadisede ama. Her başıma gelen sıkıntıda, musibette, güzellikte, çirkinlikte, her şeyde tevhidi görebileceğim o imanım onun netice vermesi gerekiyor. Tevhidim de o tevhid o birledi mi artık birden başka tasarruf eden yok. O bire karşı artık benim teslim olmam lazım. Madem bir kişiyse sen daha ne duruyorsun inat ediyorsun bir şey yapmak. Ben yapıyorum o yapıyor değil. Ona teslim olman icap eder. Tevhid teslimi o teslim de e, madem bu kadar tasarruf eden tek bir yer var o zaman ona tevekkül etmekten başka şey mi Teslim olup tevekkül etmem lazım. Her şeyi ondan beklemem lazım. O benim vekilim. O her şeyi en güzel şekilde. Hasbunallah ve nimel Eğer ben bu tevekkülü elde edersem de ne oluyor? Saadeti dareyim. Nerede? Hem dünyada hem ahirette. Tersi de o gene bahsetmiştik. Saadetin yoksa tevekkülün yoktur. Tevekkülün yoksa teslim olamamışsın demektir. Niye teslim olamamışsın? Çünkü tevhid yok. Birleyememişsin. Kainatta olan biten her şeyin tek bir elden çıktığına itikad etmişiz ama her hadisede bunu göremiyoruz demektir. Başıma sıkıntı geldi, ağlıyorum, sızlıyorum, uyuyamıyorum, kafam dumanlı geziyorum. Niye? Hani iman etmiştin, hani tevhid vardı, hani Allah yapıyordu bu işi. He, Allah yaptı değil mi? Ha, e yaptı, niye yaptı? Demediğin sürece, o tevhidi bulmadın. Yani o imanın seni tevhide getiremediği sürece teslim olamazsın, tevekkül edemezsin. Saadetin de gider. Saadetin yoksa da geriye geriye geldiğimizde sende tevhid yok. Tevhid de niye yok? İmanımız o noktada taklidi hala. Daha tevhidi netice verecek bir seviyeye gelememiş. Böyle bir cümle. Cümle çok güzel. Bunu tabii enfüsteki karşılıkları diyoruz. O zaman mesela burada tevhid dedi. Tevhid dimağa bakar. Teslim vicdana bakar. Tevekkül kalbe bakar. Saadet dairinde ruha bakar diye mesela böyle bir enfüsteki karşılıkları şeklinde de bunu böyle bir uygulayabiliriz. Bizdeki karşılıklar, cihazlarım, latifelerim olarak. Mesela buradaki tevhid, teslim, teslim, tevekkül ve saadet tarihin aslında dima, vicdana, kalbe, ruha baktığını bunu bu şekilde böyle tasvip yapmakta görebiliriz. Niye? Mesela başka e, geçen şeyler var. Sirayet, inikas ve insibah kelimeleri. E, külliyatta geçen birbirine ilişki ve geçme yöntemleri şeklinde. Mesela bunu araştırdığımızda da enfüsteki karşı yani bir sirayet sistemi var, inikas sistemi var ve insibah sistemi var. Üstad bunları farklı farklı yerlerde anlatıyor. Bunu baktığımızda demek ki çıkardığımız neticelerde sirayet dimağa bakıyor, inikas kalbe bakıyor, insibada mesela ruha bakıyor. Yani benim enfüste bunların kesin karşılıkları var. Yani bu üç kelimeyi ben araştırdığımda şunu sormam gerekiyor. Acaba bunların insandaki, enfüsündeki hangi şeylere karşılık geliyor diye sorgularsak ve o noktadan da bakarsak göreceğiz ki sirayet dimağa bakan şeylerde geçiyor. İnikasta, kalpte, insibada, ruhta. O zaman ne oldu? Karşılıklarını bulmuş olduk. Demek ki ruhla ilişkili bir sistem çalışıyor insibada. İnikasta kalple ilgili bir sistem çalışıyor. Sirayette de dimağla ilgili bir sistem çalışıyor. O zaman bak konuyu anlamış olduk. Yani karşılıklarını bulmak o noktada önemli. Sanki başka da şey var. Mesela Ramazan Risalesi'nde geçen oruç, sam, Bunların hepsi malum şey kelimeler. Oruç manasında ki kelimeler. Üstad ama bunun üçünü de kullanıyor. Ama onu dikkatlice okuduğumuzda, baktığımızda görüyoruz ki oruç cesede bakıyor, cesetle ilişkili mevzuda Üstad oruç ifadesini kullanıyor. Salm kelimesini kalbi kalbe bakan mevzularda kullanıyor. sıyam kelimesinde ruha bakan kısımlarda. Bu okunmadaki metinden bunu çıkartabiliyoruz. Demek ki ben bu konuya baktığımda bendeki karşılıkları nedir acaba? Hangisine bakıyor diye? bakabildiğimde zaten bunların onun karşılıkları olduğunu göreceğim ve konuyu o zaman hem siyam kelimesi, sam orucu kelimesinde anlamış olacağım. Yani hangi manada geçtiğini. Sonra da siyam gördüğüm yerde ben diyeceğim ki ha bu ruhla ilişkili muhtemelen bir yer bakıyor, anlatıyor. O zaman dikkatimi oraya vereceğim. Bak ne oldu? Şeyini yakaladık yani. O anahtar kısmı yakaladık. Oradan yürüyebileceğiz. Gibi. Mesela yalan ve kizb mesela mevzu. Yalan ve kiz aslında birisi e, Arapça karşılığı. Yalan e, Türkçedeki kullanılan kısmı. Ama Üstad bu iki kelimeyi de kullanıyor. Ama bakıyoruz ki Üstad nasıl kullanmış. Sonuçta biz bu Risale'nin kendi tabiratını anlamaya çalışıyoruz. Yalan Üstad mesela akla bakan yerlerde kullanıyor. Kizbi de kalp kalbe bakan yerlerde kullanıyor. Karşılıklarını bulduğumuz zaman kizbin o zaman kalp kısmında yalan akla. Bu tabii büyük melekut diye de bakılabilir ama mesela biz burada şu an neye de bakıyoruz? İnsandaki karşılıklarına olarak bakıyoruz ne karşılığı. Kalbe bakan yerlerde kiz kullanmış üstad. Mesela başka korku ve haf aynı şekilde yalan kiz gibi. Bunlar da Arapça Türkçe şeklinde söylenebilir ama üstad baktığımızda külliyatta korku kelimesini akli kısımlarda akli olarak kullanmış. Hafı da kalbi olarak kullanmış. Kalbi mevzularda kullanmış. Böyle bir farkı görürüz. Yani ne yaptık? Enfüsteki karşılıklarını. Onun için bu tarz mevzularda da bizdeki karşılıklarını bulmak şeklinde ki Metodu her zaman böyle aklımızda tutmamız lazım. Yani bu bizdeki karşılığı nedir? Kesin var yani karşılığı. Onu bulmamız gerekiyor ki anlayalım. Mesela karanlık zulümat. Bunlar da aynı kelime gibi duruyor. Karanlık aklidir, zulümat kalbidir. Bu da külliyatta geçen okuduğumuzda baktığımızda hakikaten kalbi yerlerde üstad zulümat kelimesini kullanıyor. Mesela ihtiyar dimağa bakıyor, irade vicdana bakıyor ihtiyar ve irade hani yakın kelimeler gibi duruyor ama bu ihtiyar dimada, irade de vicdanda dediğimiz zaman o konuyu biz mesela hemen daha anlamış, daha yakın, anlamaya yakınlaşmış oluyoruz. Şimdi diğer bir kısım dimadaki karşılıklarını bulacağız. <laughs>